İnsanoğlunun doğaya uyguladığı şiddetin haberleriydi aslında bir şekilde doğayı yok saymak ve geri dönülmez adımlar atmak, zehrin doğaya saçılmasına ses çıkarmamak bir anlamda. Bir de insanın insana uyguladığı bazı şiddet olayları var ki bunda da çoğu zaman geri dönülmez noktaya geliyoruz çünkü önlemler zamanında alınmıyor. Şimdi son günlerde doktorlara karşı şiddet olaylarını da aktarıyoruz. Bir de tehdit haberini aktarmıştık, konuşmuştuk. Türk Tabipleri Birliği ölüm tehdit alan Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a destek olmak için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeydi. Davutoğlu Şenol 45 dakikalık farkla tamamlanamamış bir cinayetin zanlısı serbest dolaşıyor dedi. TTB'de kamu otoritelerinin olan biteni seyretmesine tepkili. Bugün burada olma nedenim biraz talihsiz bir durum. Tam 45 dakika farkla tamamlanamamış bir cinayetin faili, zanlısı şu anda serbest dolaşımda. Ben ise ölümle yüzleşip ama bugün sizinle olmanın keyfini çıkarıyorum bir yandan. Türk Tabipleri Birliği ölüm tehdidi alan Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a destek olmak için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önündeydi. Bilimin ve sağlığın tarafıyız. Esin Şenol'un ve bilim insanlarının yanındayız demek için buradayız. Aşı karşıtların hedefinde olan Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'un kapısına Mustafa Yücel dana dili bırakmış, ölüm tehdidinde bulunmuştu. İfadesi alınan Yücel serbest kaldıktan sonra durmak yok yola devam demişti. Ardından da gazeteci Zafer Arap Kirli, Ayşenur Arslan ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ölüm tehdidinde bulunmaya devam etti. Kamu otoritesi seyretti. Nasıl bu pandemide aslında ölenleri seyrettiyse, nasıl hastaları seyrettiyse, nasıl sağlık kurumlarının insanlarla dolup taşmasını seyretti. Yücel'in daha sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Ogan'ı ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. Hem de Şenol'u tehdit ettikten sonra. Failin zanlının bir katile dönüşmemesi de ne bir katilin ne bir kahramanın olmadığı hikayeler yaratmakta toplumsal sorumluluğumuz. Türk Tabipleri Birliği de Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a destek açıklaması yapmak için Şenol'un çalıştığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi önüne gitti. Açıklamaya CHP milletvekili Murat Emir de katıldı. Bu kişi hakkında gerekli işlemin yapılmamış olması bu kişinin sırtının sıvazlanmasıdır. Hocamızın ve onun gibi düşünen, onun gibi bağımsız konuşabilen, düşüncelerini çekinmeden ifade edebilen, kimilerini rahatsız etmekten korkmayan bilim insanlarının susturulmasına dönük bir girişimdir. Bu nedenle Cumhuriyet Savcılığı'na da sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Esin Şenol yalnız değildi. Esin.